Sevgili dostlar, merhaba. Yeni bir programda TV 111'de sizlerle birlikteyiz. Programımız TV 111'de yeni ama aslında öncesi olan bir program. Sevgili arkadaşım Ahmet Özkılıç'la birlikte Bediüzzaman'dan mektup var programında sevgili dostlar. Daha önce 2 yıl boyunca Moral FM'de beraberce hazırlamıştık, sunmuştuk. Biz istifade etmiştik en başta Bediüzzaman'ın mektuplarından. Dinleyicilerimizden, o zaman radyo ortamında dinleyicilerimizden de çok olumlu tepkiler almıştık programa dair. Nasip, program artık sesli olmanın yanında, sesimiz gene Allah'a şükür çıkmaya devam ediyor. Ama onun yanında görüntümüzde de burada sevgili arkadaşım Ahmet Özkılıç'la birlikte Bediüzzaman'dan Mektup Var programını bundan böyle her hafta inşallah TV 111'de sizlere sunmuş olacağız. Sizlerle Bediüzzaman'dan mektuplar üzerinden TV 111'de sizlerle buluşacağız inşallah sevgili Ahmet'le birlikte. Evet abi, evet, tekrar ben de, bismillah. Ben de merhaba diyeyim bütün izleyenlere. Bismillah. Her hayrın başıdır. Evet, Allah inşallah. İnşallah bu programda yine hem Metin abi birlikte olmanın getirdiği, hakikaten o geçtiğimiz dönem içerisinde Moral FM'de yaptığımız yaklaşık 2 sene civarında devam eden o programlarda ben de çok istifade ettim. Aynı zamanda Bediüzzaman'ın bu layıkalarını her yeni okuyuşta hadiselerin, gelişen olayların, yeni şeyler öğrettiği zaman dilimlerinde daha çok istifadeye medar olduğunu çok açık, net bir biçimde görebiliyor insan. Dolayısıyla programa yeniden başlamak aynı zamanda yeniden bir okumayı gerektiriyor. Dolayısıyla önceki birikimlerden hem istifade ediyoruz hem yeni açılımlar sağlıyoruz. Yani şunu bir anlamda değil mi dinleyicilerimiz, izleyicilerimize yani şunu belirtmiş olalım. Yani biz burada alacağını almış bu mektuplardan zaten öğreneceğini öğrenmiş. Bundan sonra sadece aktarma durumunda kişiler olarak yani kendimizi asla görmedik, görmüyoruz. Evet. Biz o mektuplardan öğrenmeye devam ettiğimiz gibi yani bu programın da birinci öğrencisi bizleriz. Evet, aynen evet. Öyle. Çünkü siz de onu çok yaşadığınız gibi, hakikaten ben de çok açık bir biçimde yaşadım. Onu paylaşmak arzu ediyorum. Bu programda bu mektubu beraber bir müzakere ve mütalaa ortamına koyduğumuzda çok istifade ediyoruz. Birçok mesele o sohbet esnasında açılıyor. Bu anlamda izleyicilerin de sonrasında telefonlarla tweet ya da buna mümasil face üzerinden ya da sosyal medya üzerinden bir kısım mailler vesairelerle hakikaten program üzerindeki katkıları, soruları, bazen oradaki açıklamalara ilişkin farklı yorumları, yeni açılımlar getirdi hep. Yine öyle olacaktır inşallah. Öyle ümit ediyorum. Dolayısıyla hep beraber ortak bir anlama ve öğrenme süreci ve inşallah anlama ve öğrenme süreci diğer taraftan yani hayatımıza, amellerimize de sirayet eder ve inşallah böylece beraberce bir manevi bereket inşallah yaşarız. Evet. Gerçekten bir metodoloji. Yani netice itibariyle Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin bu anlamda 1200'e yakın yani gayrimüteşerilerle beraber değerlendirdiğimizde 1200'e yakın mektubu var. Bu Barla layıkasına, malumunuz Kastamonu layıkasına ve Emirdağ layıkası 1 ve 2. ciltlere dağılmış. Öbür taraftan 12. şua, 13. şua, 14. şua. Bu arada parantez hemen söyleyeceğim de Emirdağ 1 ve 2 niye? Çünkü 2 ayrı dönemi var Bediüzzaman evet. Emirdağ'da. Değil mi ondan? Adeta o Emirdağ 1 Denizli Mahkemesi'nde beraat kararı alınmasının hemen sonrasında başlayan dönem Afyon Mahkemesi'ne kadar. Sonra Afyon Mahkemesi dönemi giriyor ki işte o dönemde yine 13. ve 14. şualar. Evet. Yani Afyon dönemini. 11. şua Denizli müdafaası. Evet. 12. şua Denizli hapishane mektupları ve Denizli layıkaları diye isimlendirilebilir ki Bediüzzaman onu çok açık bir biçimde bir başka mektubunda ifade ediyor zaten. Dolayısıyla bir kısımda tarihi hayata dağılmış mektuplar. Bu mektupların bütününü nazarı dikkate aldığımızda bizim açımızdan hakikaten çok öğretici yönü şu ki her bir mektubun kendi dönemine, o günün olaylarına, geçmişine ve geleceğine bakan meselelerle birlikte değerlendirildiğinde çok daha zengin sonuçlar verdiğini ve çok önemli bir nokta şu ki her mümin ve Müslümana Kur'an'ın ve hadisin ekseninde bir metot,
bir usul, bir üslup dersi barındırdığını görüyoruz. Her mümin ve Müslümanın bu laika mektuplarından alacağı o İslami bir usul, İslami bir metodoloji, bir terbiyeye ihtiyacı olduğunu, bunun sadece nur talebelerine, nurculara has bir metot içerdiğinin ötesinde her mümin ve Müslüman için yol gösterici olduğunu yaşanan olaylar ve hadiselerle bugün çok daha net anlıyoruz. Bu cihetle bu laika mektuplarındaki bu hakikatlere her mümin ve Müslüman çok muhtaç. Baştan kendimiz olmak üzere. İki nokta hani burada hemen söylemek istiyorum. Şimdi birincisi dinleyicilerimizin hani zihninde de netleşsin diye, izleyicilerimizin zihninde netleşsin diye kronoloji ortaya koyacak olursak dolayısıyla bir kere Bediüzzaman'ın mektuplarında tarih sırası itibariyle Barla laikası, Emirdağ laikası, 12. Şua. Evet. Sonra Emirdağ laikası. Araya bir 11. Şua Meyve Risalesi'ni Denizli evet. Mahkeme müdafaası olarak da, onu da dahil edersek o zaman şöyle diyelim. Barla laikası, Kastamonu laikası, 11. ve 12. Şua, Emirdağ laikası 1, 13. Şua ve 14. Şua. 14. Şua ve Emirdağ laikası 2. 2. Zaten son dersi ve son mektubu da 14. Şua'yı da Afyon öncesi ve Afyon sonrası diye ikiye ayırıyoruz. Hata sevap evet. cetveli aslında evet. şualardaki onun ayırımı açısından çok önemli evet. bir nokta. Dolayısıyla onlar bir kısmı Afyon hapishane mektupları. Bu cihetle baktığımızda Emirdağ 2'de Afyon hapis sonrası evet. yaşanan bu, süreç. Evet. Bu bir kere kronoloji. Bediüzzaman'ın mektup kronolojisi olarak. Hani zihinlerde daha da billurlaşsın diye bunu ifade ettim. İkincisi az önce hani yine söylediğin hani burada yani Bediüzzaman bu mektuplarda yani nurcular diye özel bir gruba has şeyler söylüyor değil. Esasen nedir? Zaten Bediüzzaman yani Risale-i Nur'u da hani nur talebeleri veya nurcular diye özel bir hani grup oluşsun, bir yapı, bir cemaat oluşsun diye yazmış değil. Bunu da biliyoruz zaten. Evet. evet. Yani imana, Kur'an'a, İslam'a hizmeti yani Risale-i Nur çerçevesinde oradaki usul dahilinde yapma azminde, gayreti içerisinde olan bir müminler topluluğu var mı? Var. Evet. Yani Bediüzzaman yani bunu reddediyor mu? Reddetmiyor. Ama öbür taraftan şunu da görüyoruz. Evet, Risale-i Nur üzerinden, Risale-i Nur'daki usul üzerinden imana, Kur'an'a hizmet edenler hususan olacağı gibi buradaki ölçüler, buradaki Kur'an'a, sünnete dair dersler bütün müminlere şamil. Yani bütün müminlere dair dersler içeriyor ki programımızın bugün ve sonraki haftalardaki ilerleyen akış içerisinde zaten bunu göreceğiz. Yani evet. Bu mektuplar nasıl müminler için bir yol, bir rehber sunuyor diye. Orada da zaten şunu da belirtmemiz lazım. Hani mektuplar üzerinden, evet. yani kendisi, talebeleri, sahir müminlerle mektuplar üzerinden bir iman ve Kur'an dersi ilk defa Bediüzzaman'ın bulduğu bir şey de değil. Yani evet. İslam düşünce ve yaşayış geleneğinde zaten var olan bir şey ki evet. Bediüzzaman'ın hususi üstadları arasında zikrettiği İmam Rabbani'nin mektubatı bunun en meşhuru. Bediüzzaman'da o üstadlarının izini takip ederek yine o İslam düşünce ve yaşayış geleneği içerisindeki o iman terbiyesi usulünü devam ettiriyor ve İnşallah biz de o terbiyeden evet. nasiplenmeye çalışacağız. Haddi zatında onu daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum Metin abi değişik Moral FM'deki programlarda. Yine burada bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Mümin ve Müslümanın o imani ve Kur'an'ı temel hakikatlerle ilgili mücehhez olduğu iman ve İslam. Altı iman esası evet. ve İslam'ın o beş şartı hakikatini hayata taşırken o akideler, o kurallar, o kaideler, o prensiplerin hayata yansıyış biçiminde bir metodolojiye ihtiyacı var. Bir metot, bir yönteme ihtiyacı var ki mecellede çok güzel bir kaide haline gelmiş. Vusule erişmek, maksada erişmek usul iledir. Evet. Dolayısıyla usul bu açıdan işin çok önemli can alıcı noktası. Laikalar bu anlamda Bediüzzaman Said Nursi'nin sözler, mektubat, lemalar vesaire. Risale-i Nur, şualar, sahir Risale-i Nur külliyatındaki koyduğu o iman hakikatlerinin bir mümin ve Müslümanın İslam'la ve imanla teçhiz edilmiş bir mümin ve Müslümanın hayata, yaşama ilişkin temel kurallarını, Kur'an'ı, sünnet ve Resulullah'ın
hadislerine uygun yöntemi ve usulü hayata taşımada her mümin ve Müslümana yol gösterici bir hususiyet ve özellik taşıyor. Bu cihetle geçen süreç içerisinde yaşanan her olayla ilgili Bediüzzaman'ın mektubunu o güncel içerisinde okuduğumuz zaman çok daha yol gösterici olduğunu ve bu yönlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyorsunuz. Bu cihetle belki başlangıçta bu ölçüleri ortaya koymak herhalde bir zaruret diye düşünüyoruz. Evet. Yani bu girizgahtan sonra ilk olarak hani ilk mektubumuza geçebiliriz herhalde, evet. Değil mi? Evet Metin abi. Yani şunu da ben hemen sevgili izleyicilerimize ifade edeceğim. Hani biz kronoloji bir sıra takip etmeyeceğiz. Evet. Burada iki yıla yakın Moral FM'de sürdürürken de Bediüzzaman'dan mektup varı. O zaman da hani bunu yapmamıştık. Hani kah Barla Laikası'ndan, kah Emirdağ'dan, kah Kastamonu'dan, kah Şualar'dan. Yani kronoloji olmadan 1, 2, 3 diye gitmeyeceğiz. Evet. Biraz yani zuhurata tabi. Evet. Kendimiz açısından biraz ihtiyaca bakar şekilde ilerleyeceğiz. Yani bugün konuştuğumuz mektup uzun bir mektup. Tamamını muhtemelen okuyamayacağız. Evet. Değil mi? Bir kısmını belki yani, dinleyicilerimize, izleyicilerimize bırakacağız. Tamamına dair bir mütalaayı. Ama yani, Emirdağ alakası. Mesela birinci programdayız ama biz Barla, Kastamonu ve Şualar'ı geçip Emirdağ alakasından, Emirdağ alakasının son cildinden, ikinci cildinden bir mektubu sevgili dostlar bugün konuşalım arz ettik dilimizin döndüğünce. O da söz basım yayın tertibine göre Emirdağ Laikası içinde Emirdağ Laikası'nın ikinci cildindeki 102 numaralı mektup. Şimdi bu mektubu birincisi diyor. Yani onu bir okuyalım mı, ne dersin? Metin abi. Senden tamam. Dinleyelim bence. Öyle mi? Evet. Yani birincisi diyor. Onu bence okuyalım. Evet. Ondan sonra üzerine mütalaa edelim. O zaman inşallah. Sizden dinleyelim. Yok. Bu sefer de böyle başladık. Ben çok konuştum. Mektubun yazıldığı dönem itibariyle değişen Türkiye şartları Afyon hapsi sonrası. Afyon 1948'de Bediüzzaman Afyon hapsine alınmış. Yaklaşık 11 ay civarında tutuklu kaldığı bir dönem var. 20 ay hapiste sonra 20 aya kadar uzayan bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içerisinde Bediüzzaman'ın Afyon hapsinde çektiği çok büyük bir meşakkat ve sıkıntı var. Oradan çıkmış 1950 şartlarında Türkiye demokratik seçimlere yani geçmiş. 27 46'da yıllık tek parti dönemi bitmiş. Evet. Artık iktidara Demokrat Parti gelmiş. 25 yıllık da 26 yıllık da bir nevi istibdat dönemi. Sona ermiş. Evet. 1950 seçimleriyle Adnan Menderes başbakan olmuş. Celal Bayar dönemin cumhurbaşkanı olmuş. Böyle bir vasat ve zeminde 1950'li senelerde yazılmış bir mektup. Evet. Demokratları ikaz eden bir mektup. Bu cihetle birincisi oradan başlayalım. Evet. Mektup numarası söz yayın tertibiyle 102. Birincisi İslamiyet'in pek çok kanuni esasinden birisi. Kanuni esası anayasa hükmü. Evet. Anlamında herhalde değil mi abi? Böyle teziru ve ziratun vizra ukra. Ayet-i kerimesinin hakikatidir ki birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul olamaz. Ayetin meali bu. Hani ayetin meali esasen hani ayetten çıkan mana bu değil mi? Hani hiçbir günahkar diyor başkasının günahını yüklenmez. Hani birebir. Evet. Ayeti meallendirecek olursak yani bu şekilde ama mana itibariyle dolayısıyla nedir? Hani suçun şahsiliği. Evet. Ceza hukukunda çok temel bir kural. Evet. Ama yani insanların hani vahiden uzak olarak hani bunu bir temel kural haline getirmeleri çok daha sonra. Asırlar sonra görünüşte gerçekleşmiş o da. Evet. Şimdi baksak bu temel kural diyoruz. Peki topyekün savaşları nereye koyacağız? Evet. İşte bir devletle bir devlet birbiriyle savaşıyor ve yani bütün masumlar zarar görüyor. Evet. Yani hukuken gerçekleşmiş olsa da fiilen henüz gerçekleşmemiş. Fakat bu ayet ki Kur'an'da 5 defa zikrediliyor. O da yani Cenab-ı Hakk'ın yani ne kadar uymamız ve uygulamamız noktasında ısrarcı olduğunu
bize gösteriyor. 5 kere tekrar edilmesi. Evet. Ona bir katkıda evet. Mektuplarda da Metin abi 10 mektupta yer alıyor. Bu evet. Ayet. Bu ayet aynı zamanda Bediüzzaman Said Nursi'nin layıka mektuplarında en çok kullandığı bir ayet. Bu da anlamlı. Çok anlamlı. Emir Dağ 1'de ilk defa kullanıyor. Ve netice itibariyle bu ayet mektuplar içerisinde 10 kez kullanılan bir ayet olmak hasebiyle de birinciliği koruyor. Evet. Demek ki bu anlamda mümin ve Müslümanın bunu tekrar vurgulansa diye şey yapıyorum. Bu ayet وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى yani mana itibariyle birinin hatasıyla, suçuyla, günahıyla onunla ilgili görülen akrabası, millettaşı, komşusu, hemşerisi, vatandaşı ilahir. Evet. O suçu işlemiş olanlar mesul olamaz, cezalandırılamaz. Cezalandırılamaz. Yani suçun şahsiliği temel ilkesini koyan evet. Bu ayet senin sözünü vurgulayacağım kere geçtiği gibi Bediüzzaman'ın lahika mektuplarında da en çok zikredilen ayet. Ayet. Evet. En çok. Tabii şeyden sonra o ayet-i kübradaki evet. Ve inmi şeyin ilahisi bu bir bihamdihi. Evet. Amen. O yani, giriş cümlesinden sonra. Evet. Yani bütün kainatta her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Ayetinden sonra. Çok hoş oldu burada. Evet. Evet. Çok hoş. Halbuki şimdiki siyaseti hazırada particilik taraftarlığıyla bir canini yüzünden pek çok masumların zararına rıza gösteriliyor. Bir caninin cinayeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları daha şeni gıybetler ve tezifler edilir. Taraftarları ve akrabaları dahi. Bir caninin cinayeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları dahi şeni gıybetler ve tezifler edilip bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinde gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabeleyi bilmesiyle mecbur ediliyor. O öyle yaptı. O halde ben de böyle yapacağım. Evet. Yani bu defa yanlış bir tarafta kalmıyor. Öbürü de etiket usulüyle. Evet. Mazur mu değil. Değil. Yani, ben bunu neticede bir caninin cinayeti çoğalmış oluyor. Evet. Dolayısıyla cani çoğaldı, evet. Cinayet çoğaldı. Yani yanlışı üretmiş oluyoruz. Yanlış evet. Kendini çoğaltmış çoğaltmış oluyor. Evet. Bu ise hayat-ı içtimaiyi, sosyal hayatı tamamen zir-i zeber eden bir zehirdir. Yerle bir ediyor. Evet. Sosyal hayat yaşanmaz hale geliyor. Ve hariçteki... Kusura bakma. Estağfurullah. Estağfurullah Metin abi. Hani vurgulansın diye bir. Durumu Bediüzzaman bir kere ortaya koydu. Evet. Ondan sonra bu neyi getiriyor? Hayat-ı içtimai diyor. Tamamen zir-i zeber eden bir zehirdir. Bunda da kalmıyor. İki, buyurun abi. İki, ikinci bir sonuç. Evet. İkinci bir sonuç. Ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. Siz sanki dahili de, karıştırdığınız, evet. Dahil karıştığında, bu anlamda kuralsızlık hakim olmaya başladığında, hariçteki müdahale iştahını kendinde buluyor. Dolayısıyla hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. Şimdi sanki bugün söylenmiş gibi değil mi? Evet. Ne kadar yani alem-i İslam'ın nice yerinde, bu ülkede nice yeri açısından baksak sanki bugün söylenmiş gibi. Sanki bu mektup 1953-54'te falan hani misal yazılmış değil mektup gibi. Mektup değil. Evet. 50 seneler değil sanki 2014 evet. Türkiye'si ve dünyasına. Evet. 2014 mümin ve Müslümanına yol gösterici bir hususiyeti hala ne kadar taze taşıyor. Evet. İran ve Mısır'daki hissedilen hadise ki o dönemde böyle bir hadise orada. Bir İran'da hani Musaddık'ı devirme teşebbüsleri var. Evet. Ve bu batılı güçlerin işte İran'a müdahalesi işte kendi kuklaları bir yöneticiyi getirmeleri sonucunu getiriyor. Yani Mısır'da da işte darbe teşebbüsü oluyor. Sonra bu da yani Abdülnasır'ın darbeyle iş başına gelmesi ve hala işte o zihniyet Mısır'da o kadro hükmünü Sisi'yle devam ediyor. Yani icra ediyor. Evet. Yani buradaki atıflar değil mi bu iki hadise? Ne kadar güncel ve taze. Yani Musaddık'ı devirme teşebbüsüyle evet. Abdülnasır darbesi. Abdülnasır'ı devirmek. Pardon, Abdülnasır darbesi. Evet, Abdülnasır'ın darbesi. Evet. Evet. İran ve Mısır'daki hissedilen hadise ve buhranlar bu esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Yani bu kuralları riayet etmemek, Kur'an'ın bu emrine uymamak ve bu emrine uymamakla da
siyasetin önce zehirlenmesi. Evet. Siyasetteki o zehirlenmenin bu defa sosyal hayata sirayet etmesi ve bunun da yani ecnebi parmağının, İslam düşmanı unsurların Müslüman toprakları bir tarafı öbür tarafı birbirine kırdırarak veya içinden kendisi için kullanışlı bir ekip oluşturup onunla o bölgeye, o ülkeye hakim olmaya çalışması gibi şartlara zemin hazırlıyordu. Evet. Müthiş. Evet. Hakikaten ne kadar güncel. Fakat onlar... Yani bu film kaç defa görüldü? Kaç defa? Daha. Evet. Mümin Müslüman bu anlamda o hayatın hakikatine bütünüyle uyup kendisi o kural ve kaideyle davrandığı ve adaleti, hakkaniyeti, nısveti hayatına hakim kıldığı zaman ancak kurtulabilecek bir dert ve sıkıntı. Yani, dolayısıyla bunun olmamasının birinci ilacı bir kere, yani şuradan bunu anlıyoruz değil mi? Bu ayeti hayatımızın temel ilkesi haline getirmek. Ki bir temel bir adalet ilkesidir. Evet. Yani siyasetimiz, sosyal hayatımız, olayları, bakışımız, yorumlayışımız hep bu ayetin çerçevesinde evet. olmalı. Birinin hatasıyla başkaları mesul edilmemeli. Ki bu hayata tatbik edilmiş olsa, o zaman hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına uygun bir zemin de ortadan kalkmış olacağından, ne kadar hoş ve ne kadar kendi içinde dinamik bir yapı, hak ve hakikat mücadelesini vermiş olacak. Hem adaleti hakim kılmış olacak inşallah. Zaten Bediüzzaman'ın da bu mektuptaki temel maksadı, hele hele mektubu Adnan Menderes'e, dönemin başvekiline yazıyor olması, onu bu konularda ikaz ediyor olması ne kadar çarpıcı. Fakat onlar burası gibi değil. Şimdi bir vurgu da bu cihetle geldi. Yani İran ve Mısır Türkiye gibi değil. Bize nispeten pek hafif. %1 nispetindedir. Siz oralardaki olaylar gibi geçeceğini zannetmeyin bizde. Öyle mi Metin abi? Sanki o mana orada mündemiş. Evet. Allah etmesin bu hal bizde olsa pek dehşetli olur. Ki olduğunu daha sonraki dönemlerde işte 60... İhtilali 71, 80, 28 Şubat bir kere bütün onlar ve aradaki işte gene bu meselelerle yaşanan hani sürekli normalleşememesi siyasetin. Evet. Dolayısıyla yani topluma dayanmayan güçlerin Batı'nın muktedirlerin, küresel muktedirlerin desteğini alarak Müslüman bir topluma onun talebine ve itikadına yakışmayan bir şeyi dayatmaları. Yani bunları tecrübe ettik ve bu yani bu memleketin maddeten ve manen yani buhranlar içerisinde boğuşması. Yani bu 50 senedir, 100 senedir dahası, daha da geriye gidersek 120 senedir gördüğümüz gerçekler, yaşanan olaylar. Yani burada vurgulamasam, bu burada diyor daha da şeydir. Hani İran ve Mısır'da bunun örneklerini görüyoruz diyor. Burada o düzeyde de kalmaz, çok daha dehşetli sonuçlar ortaya çıkar diyor Bediüzzaman ki görüldü. Problemi buraya kadar aktardıktan sonra her zamanki yine üstü bu, Üstad Bediüzzaman'ın bu tehlikeye karşı çareyi yegane. Evet. Hemen ardından da bu problemi tedavi edecek bir yol ve yöntem, Uhuvvet-i İslamiye'yi, o İslam kardeşliğini ve esas İslamiyet milliyetini o kuvvetin temel taşı yapıp, masumları himaye için canilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lazımdır. Burada iki cevap birden mi var? Yani, nasıl Metin abi? Yani birinci kısım, yani Uhuvvet-i İslamiye ve esas İslamiyet milliyeti. Evet. Yani dolayısıyla burada yani birinin hatasını teşmil etmek. Yani bunun arkasında bir kere asabiyetin olduğunu Bediüzzaman tespit ediyor. Değil mi? Bu yani ırk asabiyeti olabilir. Yani millet asabiyeti olabilir. Bu sınıf asabiyeti olabilir. Bu grup ve cemaat asabiyeti olabilir. Bu parti asabiyeti olabilir. Yani şehir asabiyeti olabilir. Bölge asabiyeti olabilir. Evet. Ama her halükarda bir kere yani burada Kur'an'ın 5 defa bize tekrar tekrar hatırlattığı sakın ha diye özellikle Rabbimizin uymamızı istediği bu temel adalet ilkesinin çiğnenmesinin birinci
asıl muharriki, asıl sebebi olarak Bediüzzaman'ın bir kere her türden asabiyeti tespit ettiğini burada anlıyoruz. Cevap olarak çare yegane derken uhvet-i İslamiye. Uhvet-i İslamiye nedir? Müminler ancak kardeştirler. Ayet, yani hakikaten. Allah evet şu ayeti وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى ayetini bize vahyeden ve bu ayetin mucebince amel etmemizi bizden isteyen Allah ne müminler ancak kardeştirler buyurarak dolayısıyla sizin hani işte hangi memleketten olduğunuz, hangi renkten olduğunuz, hangi dili konuştuğunuz, hangi ırktan olduğunuz, hangi milliyetten olduğunuz, hangi gelir düzeyinde olduğunuz, hangi eğitim düzeyinde olduğunuz, hangi partiden olduğunuz. Yani müminler olarak bunlar şeydir. Hep ikincil konulardır. Sizi tarif eden asıl unsur bu değildir. Yani bu noktaların hepsinde birbirinizden farklı da olsanız siz müminler olarak kardeşsiniz. Hucurat suresi. Dolayısıyla yani müminler ancak kardeştirler ayetinin hakiki idraki, buradan da anlıyoruz şu Bediüzzaman'ın şu ifadesinden, her türlü asabiyeti o kardeşliğin, o huvvet-i İslamiye'nin altında görebilmek. Diğer insanlarla olan temasını o asabiyetlerden herhangi biriyle veya birden fazlasıyla değil, müminler ancak kardeştirler ölçüsünü temel ilke olarak kabul ederek uygulayabilmek. Yani bir kere buradan ben bunu anlıyorum. Birinci bunu söylemesinden. Bu tehlikeye karşı çare yegane. O huvvet-i İslamiye'yi eğer milliyetse nedir siz milliyetiniz? Son talde en yukarıda İslam üst kimliğiniz esas İslamiyet milliyetini o kuvvetinin temel taşı yapıp masumları himaye için. Şimdi birincisi burada İslami bir temel ilkeyi koydu. Bunun bir de bu temel ilkenin de bütün olarak değil mi insaniyete bakan bir tarafı var. İnsani bir damarı var. O da nedir? Masumları himaye için canilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lazım. Evet. Hani bu ilke yani müminler ancak kardeştirler ilkesi ve bu çerçevede de birinin hatasıyla başkasını mesul tutmamak, onu işte kardeşi, amcası, işte çocuğu, babası, akrabası, sınıftaşı, millettaşı, hemşerisi, partidaşı ona doğru hani yaymamak hassasiyeti neyi getiriyor? Bizi masumları zarara sokmaktan, değil mi? Evet. Ve şey, yani birinin hatasıyla başkasını mesul etmekten, zulümden alıkoyuyor. Buyur abi. İşte bu çerçevede herhalde nihayetlendiriyor. Zaman açısından nasılız Metin abi? Biraz darız ama bugün, darız. Şu cümleyle bitirelim. Evet. O zaman diyor ki Adnan Menderes. Birkaç dakikada gidebiliriz ama. O zaman diyor ki Adnan Menderes'e, madem Cenab-ı Hak bu tehlikeli zamanda bir kısım hakiki dindarların başa geçmesine yol açmış. Kur'an-ı Hakim'in bu kanun esasını kendilerine bir nokta istinat, dayanak noktası ve onlara garazkarlık edenlere karşı siper yapmak lazım geldiğini zaman ihtar ediyor. Sen arada zaman endişesi attın. Bence oku rahat olan. Öyle bir sonraki o iki kısa paragrafı da okuyabiliriz tamam. Bence. Hem olur. Hem emniyetin ve asayişin temel taşı yine bu kanun esasından geliyor. Bu temel kanundan geliyor. Mesela bir hanede veya bir gemide bir masum ile 10 cani bulunsa hakiki adaletle ve emniyet ve asayiş düsturu esasisiyle o masumu kurtarıp tehlikeye atmamak için gemiye ve haneye ilişmemek lazım. Ta ki masum çıkıncaya kadar. Eğer bu kural ihlal edilirse zaten başlı başına bir zulüm. Yani cinayeti bu anlamda hakikaten kainata böyle haykıracak kadar büyük bir tepkiyi gayri ihtiyar olarak bekleyin zaten. İnsaniyetin çünkü, gereği bu. Evet. Çünkü bir masumun yaratılmış olarak var olma, hakkı yaşama hayatı. Hakkı. Evet. Yani herhangi bir yani ihtimalle herhangi bir gerekçeyle sonlandırılamaz. Evet. Yani burada da yine Kur'an'ın açık hükmü vardı. Bir insanı haksız yere öldüren bütün insanı öldürmüş gibidir. Niye? Çünkü Allah her insanı bütün kainatın varoluşuyla ettiği
tesbihatı bilir, tanır şekilde bir alem olarak yaratmıştır. Çünkü her bir insan bir alemdir. 18 bin alemden birer numune ona vedia olarak, evet, emanet olarak bırakmış ki o yönüyle bir, evet, insanı öldürmek, bütün kainatı, alemi öldürmek gibidir. Son işte bu kanun-ı esasi Kur'an'ı hükmünce asayiş ve emniyeti dahiliye ilişmek, 10 cani yüzünden 90 masumu tehlikeye atmak, 10 cani yüzünden 90 masumu tehlikeye atmak. Ki tersiyken normalde diyor ki yani 9 cani bir masum varsa dahi hani Kur'an'ın istediği şu ayet emrince, evet, o masumun hayat hakkını korumak iken, evet, burada 10 cani bahane ederek 90 masum. Ya 10 cani bir masum mukayesesinden şeye döndük. burada bu sefer 10 cani yüzünden 90 masumu tehlikeye atmak. Gazab-ı ilahinin celbine vesile oluyor. Yani 10'da 1'e bile izin yokken 10'da 9'a saldırılıyor. Evet. 10'da 1'e bile izin yok halbuki. %1'e bile izin yok aynı şekilde. Evet. Bu cihetle, evet, madem Cenab-ı Hak bu tehlikeli zamanda bir kısım hakiki dindarların başa geçmesine yol açmış, Kur'an-ı Hakim'in bu kanun-ı esasisini kendilerine bir noktayı istinat ve onlara garazkarlık edenlere karşı siper yapmak lazım geldiğini zaman ihtar ediyor. Bu ifadelerden de hemen araya gireceğim, kusura bakma. Estağfurullah. Bir şey var mı? Hani hakiki hani dindarlar diyor. Daha önceki CHP şeyine göre. Hani bugüne, evet, göre belki ne kadar dindar ki diye sorulabilir. Yani demokrat hükümeti ama bir de o günlerde olsak ve, evet, 27 senelik CHP iktidarından sonra, evet, biz de bu ifadeleri kullanırdık galiba. Evet. Ama burada dahi Bediüzzaman, bak şimdi hakiki dindarları diyor nedir? Başa geçmesine Cenab-ı Hak yol açmış. Böyle bir orada, zemin müheyya olmuş. Esas olarak yani burada nedir? Dindarın başa geçmesinin daha önemli dinin temel ilkesinin başa geçmesi. Evet. O dindarlara çok da hoş. Dolayısıyla o temel Kur'an'ı ilkeyi hatırlatıyor. Çok önemli hoş. Olan ilkenin. Mesele o. Evet. Şimdi siz Kur'an'ı ilkenin, o hakiki dindarlığınızı Kur'an'ın bu ilkesiyle sürdürülebilir kılabilmek noktasında, evet, adaleti, hakkı tesis etmek istiyorsanız bu kuraldan ayrılmayınız. Bu ilkeyi, evet, hakim kılınız. Bu ilke hakim olduğumuz zaten beraberinde hak ve adalet gerçekleşmiş olacak diye ifade ediyorum. Evet, mektup birinci kısmı itibariyle burada bitti. Evet. Diğer kısımlarını mektubun söz basım yayın tertibiyle 102, Emir Dağ'la alakası 2, 102 numaralı mektubu izleyicilerin okumalarını rica edelim. Rica ediyoruz. İnşallah bir başka programımızda onları da konuşuruz. İnşallah. Yani üçü birlikte. Çünkü o Seyyidül Kavmi Hadimuhum da başlı başına yine bir başka program sonra konusu üçüncüsü olsun. Yine gelecek. Müminler, evet, hani kardeştir meselesi, evet, yine gelecek. Dolayısıyla Allahümme mağfir lil mü'mine vel mü'minat hakikatiyle beraber, evet, bütün müminleri duaya, evet, dahil etmenin de bir sırrı. Evet. Hakikati buradan o duadan da, istifade etmenin bir yolu ve yöntemi. Son bir nokta olarak söyleyeceğim. Hani mümin kanaat önderleri, mümin cemaatleri siyasetle nasıl muhatap olmalı? Yani bunun da bir cevabını sevgili dostlar Bediüzzaman'dan alıyoruz. Çok hoş. Başbakan'a yazılmış bir mektup. Bir Müslüman alim tarafından. Başbakan'a yazılmış mektupta ondan kadro istenmiyor. Ondan ihale istenmiyor. Çok ondan şöyle bir şeyle bize şöyle bir imkan verin istenmiyor. Ondan ne isteniyor? Kur'an'ın adalet ilkesine uygun olun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Seyyidül Kavmi Hadi olun. Dolayısıyla başa geçmek ümmete hizmet içindir. Dolayısıyla ümmete hizmetkar olun. Ve de müminler işte birbirine yapışmış tuğlalar gibidir. Dolayısıyla müminlerin kardeşliği anlayışı harekatınızda esas olsun. Yani, aslında meşruiyet temeliniz, evet, de bu olsun. Evet, ilkeyi ders veriyor. O birlik ve beraberlik. Bu anlamda da yani bütün kanaat önderlerinin, alimlerin, hocaların, hoca efendilerin, şeyh efendilerin kulakları çınlasın. Evet. Bütün, ve cemaat mensuplarının her türden, her türlü dini grup içerisindeki insanların da dolayısıyla bu mektuptan da ayrıca siyasetle nasıl muhatap olunur, siyasetten ne istenir? Dolayısıyla bir ne yöntem söyleyeyim? Ve üslup ve usul dersi de, evet, bu mektupta yine ortaya bunu çıkmış oldu. Bunu da son bir nokta olarak söyleyelim. Devamında bakarsınız inşallah ilerleyen zamanda bir başka programda yine inşallah konuşuruz. Sanki bu mektubu dostlar birkaç kez daha, İnşallah. Diğer yönleriyle nazara vermek gerektiğini ben de düşünüyorum Metin abi. İnşallah.
İnşallah not etmiş olalım. İnşallah. Ev sevgili dostlar ve Düzan'dan Mektup Var programı bugünlük burada son buluyor. TV 111'deki ilk Bediüzzaman'dan Mektup Var programımız. Haftaya sevgili arkadaşım Ahmet Özkınış'la birlikte. Bakalım hangi mektup çıkacak karşımıza, beraberce görelim.